Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu o kabahat de senin değil. Senden öncekilerin affedilemez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol. <laughs> Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve koşullarını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve koşullar çok elverişsiz bir nitelikte görünebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler zorla ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi fiili olarak işgal edilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini İstilacıların siyasi emelleriyle birleştirebilirler. Millet yoksulluk ve sıkıntı içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu durum ve koşullar içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum olduğunda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacaklardır. Neo Arkeo kanalından herkese merhaba. Bu maddeyi tarih kitaplarından gayet iyi hatırlarız. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın o ünlü 7. maddesi. Osmanlı Devleti'ni hızla parçalamak, yok etmek ve dolayısıyla işgalleri zemin hazırlamak için konulmuş olan bir madde. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk 1. Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgi almakla kalmamış, koşulları ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmaya zorlanmıştı. Büyük savaş halk üzerinde olumsuz bir tesir bırakmıştı. Ulus yorgun, yoksul ve moralsizdi. Ülkeyi savaşa sürükleyenler kendi dertlerine düşmüşler ve ülkeyi terk etmişlerdi. Üstelik İstanbul Hükümeti işgal güçlerinin her isteğine boyun eğmişti. Görevlerini yerine getirememekteydi. Hal böyleyken işgal güçleri derhal işgal edilecek bölgede karışıklık çıkartıp Anadolu'yu karış karış istila etmeye başlamışlardı. İngilizler Antep, Urfa ve Maraş'a, Fransızlar ise Adana ve çevresine giriyorlardı. İtalyanlar Antalya ve Konya bölgesini işgal ederken Samsun'da yine İngiliz askeri bulunuyordu. Bir süre sonra İzmir ve çevresini Yunanlılar işgal edecekti. İstanbul ise itilaf donanmaları ve askerleri tarafından denetim altında tutuluyordu. Devlet büyük bir kaos ile birlikte çöküşe sürüklenirken kurtuluş nasıl olacaktı? Kimi cemiyetler Kurtuluşu bölgesel yollarla arıyorlardı. Kendi bölgelerini kurtarıp orada ayrı bir devlet kurabilmek düşüncesi içindeydiler. Bir başka düşünce ki bu çok daha popüler bir düşünceydi. Amerikan ya da İngiliz mandasına girmeyi savunuyordu. Ne var ki bu çözümlerin hiçbiri gerçek anlamda ülkeyi kurtuluşa erdirecek çözüm önerileri değildi. Bir gerçek vardı. Osmanlı devleti artık ömrünü tamamlayan bir devletti ve toprakları bir bir paylaşılıyordu parçalanıyordu. İşgaller sürüp giderse ortada sadece bir avuç Türk'ün barındığı ata yurdu olan işgal edilmemiş bir bölge kalacaktı. Kimsenin aklına getirmediği bir çare daha vardı. Bakın Mustafa Kemal Atatürk Nutuk adlı eserinde fikrini nasıl açıklıyor. Efendiler bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bu kararın dayandığı en güçlü düşünce ve mantık şuydu. Temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık dünyası karşısında uşak olmak konumundan daha yüksek bir muameleye layık olamaz. Yabancı bir devletin koruma ve kolaycılığını kabul etmek, insanlıktan yoksunluğu, güçsüzlük ve uyuşukluğu kabul etmekten başka bir şey değildir. Gerçekten bu seviyesizliğe düşmemiş olanların başlarına isteyerek bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Oysa Türk'ün onuru, gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak olarak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını kabul edelim. Ne olacaktı? Tutsaklık. Peki efendim diğer kararlara boyun eğildiğinde sonuç bunun aynısı olmayacak mıydı? O günkü şartlarda böyle bir ülke içinde olmak ve yeni bir Türk devleti kurmak Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşları tarafından dahi hayal ürünü olarak görülüyordu. Yine dönemin şartlarına baktığımızda pek haksız değillerdi. Ordu dağıtılmıştı, silahlar toplanmıştı, para yoktu, tüm haberleşme araçlarına el konulmuştu. Basın tamamen işgal güçlerinin denetimi altındaydı. Ülkenin dört bir tarafında yabancı devletlerin subay ve görevlileri, özel adamları ve ajanları gizli faaliyetler yürütmekteydi. Ayrıca Türk halkı yıllarca savaşmaktan, savaş kaybetmekten, eşini, çocuğunu, babasını ya da kardeşini kaybetmekten yorgun düşmüştü. Bitkindi ve moralsizdi. Bir de İstanbul hükümeti ve padişah üzerine düşen vazifeyi yerine getiremediği için yeni bir yönetim şekli bir kenara dursun, ülkeyi kurtarmak neredeyse imkansızdı. Mustafa Kemal Paşa Herkesten farklı düşünüyordu. O çoktan ülkeyi kurtarmış, halk egemenliğine dayalı bir yönetim şeklini uygulamaya koymuş ve inkılapları yapmaya başlamıştı bile. Hayır, hiçbir düşüncesi hayal ürünü değildi. Fikirlerinin hepsini çok okuyarak ve araştırarak, karşılıklı istişare yaparak ve de kalkınan, gelişen devletleri inceleyerek düşünmüş, tasarlamış ve planlamıştı. Direniş Anadolu'dan başlamalıydı ve bir şekilde Anadolu'ya geçmeliydi. Ama nasıl olacaktı bu? İşte Mustafa Kemal Paşa'ya o tarihi fırsat Mayıs ayında geldi. İstanbul Hükümeti tarafından kendisine verilen emirde 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmesini ve oradaki karışıklığı bir an önce sollandırmasını istiyordu. İstanbul Hükümeti 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuru'na bindiğinde vapurun batırılacağına dair söylentiler vardı ama hiçbir umrunda değildi. İnanıyordu. Türk ulusu ne olursa olsun bağımsızlığını kazanacaktı. Çünkü hem haklıydı, vatanını geri istiyordu hem de Türk ulusunun bağımsızlığını geri almak için her şeyi seferber edeceğini inanıyordu. Ve 19 Mayıs 1919 günü Büyük Kurtarıcı Samsun'a vardığında tarih sahnesine bir kez daha çıkıyordu. Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs'ta Bandırma vapuru ile Samsun'a çıktığında o köhne bir vapur değildi ülkenin kaderini taşımak gibi çok ağır bir yükü vardı. Bu açıdan 19 Mayıs ulusal kurtuluş savaşımızı başlatması açısından çok önemlidir. Madem ki bağımsızlık ateşimizin yakıldığı en önemli gün bugündü, öyleyse bugün kutlanmalıydı. Nitekim Samsun'da Gazi günü olarak kutlanan bugün 1935 yılında Atatürk günü olarak resmiyet kazanmıştı. 20 Haziran 1938 tarihinde ise kanunla ismi Gençlik ve Spor Bayramı olarak değiştirilmişti. 1981 yılında ise çıkarılmış olan başka bir kanunla. Atatürk'ü anla ve spor gençlik bayramı olarak esas şeklini almıştı. Bir başka önemli durum ise 19 Mayıs 1937 günü İngiltere Kralı 6. George'un Mustafa Kemal Atatürk'e doğum günü kutlama telgrafı göndermesiydi. Evet Atatürk 19 Mayıs tarihini kendisine doğum günü olarak seçmişti. Kendisine doğum gününü soranlara bu tarihi 19 Mayıs'ı veriyordu. Biz Atatürk'ün doğum tarihini yine Atatürk'ün kendisinden öğreniyoruz. Bu bilgiyi Atatürk de çocukken annesinden öğrenmiştir. Zübeyde Hanım Atatürk'ün 1881 yılının sıcak bir mayıs ayında doğduğunu söylermiş. Atatürk sonradan bunu afet inana anlatırken neden bu tarih 19 mayıs olmasın demiştir. İşte bu sebeple 19 mayıs tarihi Atatürk'ün doğum günü olarak benimsenmiştir. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, kahraman Türk kadınlarını, bu bağımsızlık mücadelesine destek veren tüm Türk ulusunu rahmet, minnet, sevgi ve saygıyla anıyorum. İyi ki vardınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Gençlik Bayramı kutlu olsun. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.